Hoş geldiniz. Selamünaleyküm dostlar. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Gerek ülkemizin Ukrayna'ya gitmeyin açıklaması, gerekse de Donetsk banyolarında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzilerine an itibariyle ayrılıkçılar tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Rus medyasındaki haberde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donetsk yakınlarındaki mevzilerine güçlü bir darbe indirildiği belirtiliyor. Birkaç saat önce Donetsk sakinleri sözde DPR'nin başkent çevresinde güçlü bir patlamanın gümbür dediğini belirse de daha sonrasında bunun işgal altındaki bölgenin sınırında Ukrayna toprağında olduğu duyuruldu. Rus medyası şu açıklamayı yapıyor. Silahlı kuvvetlerin mevzilerinin imhası gerçekleşti. Ukrayna ordusuna yönelik Donbas'ta saldırı yapılırken Ukrayna ordusunun 152 milimetrelik silahlar kullanılarak hedef alındı. Topçu atışı gerçekleştiği belirtiliyor. Ukrayna ordusunda bununla ilgili ölü ve yaralılar hakkında resmi bir açıklama da yapılmamış. An itibariyle ülkemizden Ukrayna'ya yönelik uyarı geliyor. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın doğu bölgesine seyahat ve güvenlik duyurusu yayınlıyor. Ukrayna'da güvenlik durumu ülkemizce yakından takip ediliyor. Bu çerçevede Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan uzak durması, mecbur olmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye ediliyor. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde ki Büyükelçiliğimizde temas kurmaları önerilmektedir açıklaması yapılıyor. Aslında bu açıklamada ülkemizin de savaşın başlayacağına dair duyum aldığını gösteriyor. Yine bir önceki videomuzda İngiliz askerlerinin bölgeden çekildiğini söylemiştik. Independent İngiliz basınına göre Rusya Ukrayna'yı haber vermeden işgal edebileceği için tüm Birleşik Krallık askerlerinin Ukrayna'dan çekildiği duyuruluyor. Savunma Bakanı Rusya'nın haber vermeden Ukrayna'yı işgal etmesini beklediklerini söylüyor. Yine Ukrayna Cumhurbaşkanı da her son bölgesine geldi. Panik yapmayalım çalışalım açıklamasını yapıyor. Ukrayna elinden gelen her şeyi yapıyor. Her an sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ama biz buna hazırız açıklamasını yaparken Ukrayna'nın birçok bölgesinde Rusya karşıtı gösteriler devam ediyor. Zelenski'nin tam açıklamalarını aktaralım. Şu an 16 Şubat'ta olası işgale dair bilgilerimiz var. %100 bir işgal yaşanacağına dair ek bilgi varsa bunları bize sunun. Düşmanlarımızın en iyi dostu ülkedeki paniktir. Bu durum bize yardımcı olmuyor açıklamasında bulundu. Blinken Rusya'yı diplomasiye davet ederken Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgalin kararlı, sert ve ortak bir transatlantik cevaba yol açacağını söylüyor. Yani Ukrayna hala Avrupa'ya güvenmeye devam ediyor. Muhtemelen Rus işgalinden sonra Ukrayna'da yalnız kalacaktır. Yine Almanya'da vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulunuyor. Almanya Ukrayna'da varlığı zorunlu olmayan vatandaşlardan gerginlikten kaçınmaları tavsiyesinde bulunurken bu ülkeye gitmeyin çağrısında bulunuyor. Amerika elçiliği dan itibariyle boşaltılmış durumda gerginliğin çok arttığını söyleyebiliriz. İşgalin an meselesi olduğu belirtiliyor yine görüntüler görmektesiniz. Darks bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülere yansıyor. Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki resleşmelerle bölgede topyekun savaş çıkma ihtimali endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları devam ediyor. Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik gözlerin tekrardan Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusu Donbas temas hattı bölgesine 120 bin civarında asker yollamış durumda. Polonya'ya gidiyoruz. Polonya'nın Mielek kentinde kurulan geçici üst bölgesinden görüntüler görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu desteklemek amacıyla Polonya'ya askeri birlikler yolladığı belirtiliyor. Polonya'nın Mielek kentinde kurulan geçici üst bölgesinden görüntüler ABD tarafından servis ettirirken Fas'tan da açıklamalar geldi. Fas vatandaşlarından ticari uçuşlar yoluyla Ukrayna'yı bir an önce terk etmelerini isterken Ukrayna'ya gitmek isteyen Fas vatandaşlarının seyahatlerinin ertelenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın Ukrayna'da yaklaşık 150 ABD askerini geri çektiğini duyurduğu belirtiliyor. Bunlar Ukrayna askerlerine eğitim veren birliklerdi. ABD birlikleri yine milletvekillerinin tartışmalı anlaşmayı onaylamasının ardından Slovakya'daki askeri üsleri kullanmaya başlamış durumda. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar geliyor. Askerlerimizin gözlerinin içine bakan herkes kesin olarak biliyor. Saldırganlar ne Kiev'i, ne Odessa'yı, ne de Kharkiv'i, ne de başka bir şehri alamayacak şeklinde iddialı bir açıklama yapılmış. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmenin 1 saat 40 dakikadan fazla sürdüğü belirtiliyor. Herhangi bir detay paylaşılmamış. Yine bugünkü Putin-Biden görüşmesi krizin tepe noktasını temsil ediyor. Küba krizi dahil pek çok örnekte gerilim zirvedeyken yapılan görüşmelerde hep gevşeme olmuştu. Ancak bu kez ABD açısından geri adım atmanın maliyetinin görünenden düşük olduğu belirtiliyor. Ukrayna ise iyice gölgede kalıyor. Dediğimiz gibi gerilim artmış durumda. Ukrayna cephesindeki son durumu aktarmış olduk. Diğer haberlere bakalım. İstanbul Boğazı'nda Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü Cheng isimli geminin makine arızası nedeniyle Boğazı trafiğe kapattığı belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapılırken Liberya bayraklı 295 metre boyutundaki geminin Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarmaltı Römörkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtiliyor. Geminin kurtarılması için kurtarma 1, kurtarma 5, kurtarma 11 römör köyleriyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 3 botunun görevlendirildiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığımız Fransa'daki olaylarla ilgili protesto haklarını kullanan insanlara Fransız polisinin uyguladığı şiddeti kınıyoruz açıklaması yapıldı. Uluslararası örgütleri Paris'te yaşanan olaylar hakkında daha duyarlı olmaya davet ediyoruz şeklinde açıklamalar devam ediyor. Görüldüğü gibi durum gergin. Can ülke Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan'da dünyanın en uzun bayrak direğinin inşa edileceği belirtiliyor. Projeyi Türk şirketi Enka üstlenirken bayrak direğinin 191 metre olacağı duyuruldu. Hayırlı olsun diyelim. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri. Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var. Belli Derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklardan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den. Uzaktan uzağa. Çarpıyor birbiri ardınca. O dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, Tabeyazıt'tan, Van'dan. Aynı top sesleri bir, bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, Engin ve mübarek bu seher